Buyurun. Affedersiniz, ne düşünüyorsunuz? Aklımdan geçenlerin sizce bir önemi var mı? Sizinle ilgili her şeyi öğrenmek isterdim. Hayatta en istediğim şey şu prenseslikten kurtulup sadece ben olabilmek. Ne zararlı gördünüz prensesliğinizin? Hiç. Ama mesela benimle beraber olan birinin benim için mi yoksa prensesliğimin cazibesine kapılarak mı beraber olduğunu bilememek rahatsız ediyor beni. Güzelliğinizin prenseslikten daha önemli olduğunu farkında değil misiniz? Farkında olduğum tek şey erkeklerin şeklimden çok aileme önem verdiği. Bence gözleriniz çok güzel. Düşünmeden konuşmayın. Aynı gözler, hatta daha güzelleri bir kenarın dilberinde olsa onunla da aynı sıcaklıkta sohbet eder miydiniz? Neden kekelediniz? Sorularınız garip de. Oturmaz mısınız? Bir an beni prenses değil de basit bir kız farz edin. İmkansız olamazsınız ki. Olamazsam da basit kızların yaşadığı gibi bir gece geçiremez miyim? Mesela beni bir kenar meyhaneye götürseniz. Bıktım bu lüks yerlerin sahteliğinden. Ama siz de prens gibisiniz, bilemezsiniz o çeşit yerleri. Bildiğim bir yer var ama müsaadenizle önce ben gidip bir masa hazırlatayım size. Şoförüm sonra gelir alır sizi. Kabul mü? Neden olmasın? Vay be efendiciğim, maşallah efendimiz! Zatenize hangi rüzgar attı böyle? Buraya bir misafir hanım davet ettim de, bir prenses. Anladım, anladım! Zaten şimdiye kadar getirmediğinize şaşıyordum. Ama burası sizin dükkan, şu masa nasıl? Güzel. Emredin bütün dükkanı kapatayım sizin için. Vay prensesim! Şimdi sizden bahsediyorduk. İttihan, çomağı hazırla derler anam babam. Gene kalbime doğdu. Nah, içimin ta şuracığından bir his. Ulan kız Naciye, bırak o şaf üzümü gibi yayılmayı da kalk bir kolaçan et etrafı diyerekten fırlattı dışarı. Sen de şaşırdın değil mi? Halinden belli be kocacığım, kör kör parmağım gözüne işte. Ben buraya bu... Saklama be ciğerimin köşesi, saklama ya, harbi ol biraz. Sen anladın mı, ne kadar mangal altı etsen gene de çakıyordun bana karşı bir şeyler yeşillendiğini gönlünde. Dinle bak. Dinlerim ama, dinlerim babam. Benim kanuni, benim nikahlı kocacığım. Tatlım, tuzlum, biberlim, anam! Benim hatıralarım çekti seni buraya değil mi? Tabii ya be kızım, tam lafının üzerine geldin. Senin için masa ayırıyordu. Aa, ben mi? Saklama be tosunum, prensesim... Bana prenses mi dedin anam? Bana prenses diyen dillerini yesinler senin. Yaşa be kocaların kralı! Çek be! Prensesliğim şerefine bu gece kafayı bulup çingene zurnasına dönmek istiyorum. Çek bir şişe şarap! Tamam! Şarabi! Şerefe kocaların aslanı, şerefe! Erkek olmuşsun be kocacığım. Sayende birinci şeyi atladık. Ya içki vesikaya mı bindi bu dükkanda be? Hakkı dayı, getir bir şey de. Şarap biki. İçelim mi? Bak, ben sana doğruyu söyleyeyim. Boş ver be aslanların padişahı. Ama iki kelimecik ya. İki şişe içtik, bir tek laf ettirmedin bana yani. Kız bir yer açlıyorum ha. Sinirlenme kocacığım. Bana kocacığım deme. Sen bana prenses demişsin ama. Sevincimden dilimin zembereği çözüldü. Ulan bu şey de bitti be. Hakkı dayı, getir bir şey de. Oldu olacak, getir. Geldim, şarap iç. Beni hazırlanarak böyle mi bekleyecektiniz? Siz... şey vardı burada, Çengi... Belli çok sarhoşsunuz. Günde ağırdı, açık hava iyi gelir. Dolaşalım mı sahilde? Dolaşalım.